Urfa'da Yeniden Refah Partisi'ne ilgi büyüktü. Hatırlayın, bir seçim ofisinin açılışı bile adeta bir mitinge dönüşmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün Şanlıurfa'daydı. Mitinglerine Şanlıurfa'da devam etti ve isim vermedi ama hedefinde yine Yeniden Refah Partisi vardı. Şöyle dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, gölgemizde yürüyüp bize çelme takmak isteyenleri Rabbim ıslah etsin dedi. Ama burada ilginç bir şey yaşandı. Miting sırasında konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa İl Başkanı'nı sahneye çağırdı. Ne olduysa o anda oldu. Birden kalabalıktan yuh sesleri yükselmeye başladı. Erdoğan şaşırdı. Müziğin sesi apar topar açıldı. Şahsımızın gölgesinde yürüyerek sırf bize seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza gösteremeyiz. Bizim gölgemizde yürüyüp bize çelme takmaya çalışanlar maalesef istismarda da sınır tanımıyorlar. Rabbim hepsini de ıslah etsin. Erdoğan isim vermedi ama eleştirilerin adresi belliydi. Yeniden Refah Partisi yeni günde İstanbul'un ardından Şanlıurfa'ya geçti. Ülkemiz popülist siyasetçilerin ekonomide bıraktığı enkazı yıllarca kaldıramadı. Milletimiz uzun yıllar kendini toparlayamadı. Şimdi aynı zihniyeti yeniden hortlatmaya çalışanlar olduğunu görüyoruz. Bunca emeği, alın terini ve mücadeleyi yok sayanları gördükçe inanın onlar adına üzülüyoruz. Eski danışmanı Kasım Gülpınar'ın belediye başkan adayı olduğu Şanlıurfa'da konuşmasının büyük bir bölümünde eleştiri oklarını bu partiye yöneltti. Kusurları büyütenlerden, farklılıkları derinleştirenlerden değil, kardeşliği burada olduğu gibi yüceltenlerden olacağız. Böyle dertleri olmayana ne kulak verin, ne vaktinizi harcayın, ne de oyunuzu heba edin. Biz eser ve hizmet siyaseti yapıyoruz derken, birileri gibi yalan yanlış ifadelerle siyaset cambazlığı peşinde koşmuyoruz. Erdoğan muhalefeti popülizm yapmakla da suçlarken Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan babasının 30 yıl önce verdiği pozun aynısını verdi. 1994'te Necmettin Erbakan'ın ikonikleşen pozunda yer alan Erdoğan karede artık yok. Mitingin sonundaysa dikkat çeken görüntüler yansıdı kameralara. Erdoğan AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı'nı anons etti. O sırada meydandan protesto sesleri yükseldi. Ve şimdi AK Parti Şanlıurfa İl Başkanımız Ali İhsan Delioğlu. Yuhlanma seslerini duyan Erdoğan şaşırdı. Müziğin sesi artırıldı. Miting öncesinde ise Gelecek Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Hidayet Baysal sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Ortaokul öğrencilerinin öğretmen nezaretinde miting alanına getirildiğini söyledi. Yazıktır, günahtır dedi.